Gümüş kubbelerden birini mi istiyoruz? İnsana gülerler. Herhangi bir yıldızda bana öyle geliyor ki yalnız manayı anlasak, yalnız onu yerine getirebilsek, şunu ayarlayalım efendim. Bu hırıltılar nedir? Atina Radyosu'ndan mı geliyor nedir? Bana öyle geliyor ki yalnız manayı anlasak, yalnız onu yerine getirebilsek, Ayasofya'nın kapıları sabır taşı gibi çatlar, kendi kendisine açılır. İsterse açılmasın, ondan sonra her şey küçük bir tatbikat işinden ibaret kalır. Biz kimden neyi istiyoruz? Yemen'den Viyana'ya, Fas'tan Kafkasya'ya kadar en aşağı 10 milyon kilometre karelik bir zemin üzerinde. Evet, böyle bir zemin üzerinde atalarımızın, ata derken halimize bakıp başımızı dövdüğümüz nur insanların tohum atarcasına her tarafa serptiği kubbelerden birini 700 bin kilometre kareye indikten ve bu halin ismine milli kurtuluş dedikten sonra, evet, bütün bunlardan sonra toprağa kaybedilmiş kubbelerden birini mi istiyoruz? İnsana gülerler. Herhangi bir yıldızda bu türlü iddialara girişen milletleri sürecek bir tımarhane olsa bizi oraya sürerler. Alemde cüceleşmiş devlerin eski rollerini takınmasından daha çirkin bir tablo yoktur. Cüceleşmeyeydin, şimdi devinden, devin hakkından nasıl bahsedebiliyorsun derler böyle insanlara ve milletlere. Evet, sevgili gençler, bir manzumemde söylediğim gibi kellelerimizi tırnaklarımızla yerinden söküp iki diz kapağımıza yerleştirmenin, sonra batırdığı susturmaya giden daha büyük batırdığı. Efendim, ben hep irticali konuşuyorum biliyorsunuz, bunu mahsus yazdım ki tek tek damla damla sezilsin, hayatımın mühimce bir eseri olduğuna kanayım. Ve mazbut olması da lazım çünkü Ayasofya gayet nazik bir mevzu. Evet, bir manzumemde söylediğim gibi kellelerimizi tırnaklarımızla yerinden söküp iki diz kapağımıza yerleştirmenin, sonra ikinci bir başla onu seyretmenin artık günü geldiğini kabul edelim ve avaz avaz haykıralım ki bizi şiltesi üç kıtayı kaplayan devi cüceleştirdiler. Sonra ona iki santim boy ilave edip Batı'nın Bat pazarı veya Bit pazarı elbiselerini giydirdiler. Peşinden işte sana layık özgürlük ve Uygurluk budur dediler. Bu bakımdan Ayasofya. Bakın nedir bu bakımdan Ayasofya? Bizi bu hale getiren annelerimizin cennet kokulu başörtüsünü sarhoş kusmuğuna bez diye kullanan, ahlakımızı Paris'in dünya çapındaki şabane kerhanesinden daha aşağıya düşüren, milli kültürümüzü çöplüğe ve milli iktisadımızı tımarhaneye çeviren, zekamızı maymunlaştıran ve kalbimizi kanserleştiren tarihi 126 yıllık cereyanın kendi öz evimizde yüzümüze kapadığı oda, ruh ve mukaddesat odamız Ayasofya budur. 126 yıl boyunca dışarıdan Batı emperyalizmasının, içeriden de onların sadık ajanları sıfatıyla kozmopolitlerin, Yahudilerin, dönmelerin, masonların ve nihayet hepsinin birden ana sermayesi ve gönüllü fedaisi halinde adı Türk
küfür tip ve zümrelerinin idare ettiği bu cereyan, Ayasofya'yı müzeye çevirmekle sağlık müzelerindeki bal mumundan frengili suratlar şeklinde Türk'ün öz ruhunu müzeye kaldırmış oldu. Frenk kelimesinden gelen frengi veya frengi ismine dikkat ediniz. Türk'ün mukaddesatına frengili bir surat gibi bakan bu insanlardır ki frenginin ta kendisidirler ve ciğerlerine kadar frengilidirler. Şairin şayestedir denilse alem senin mezarın dedikten sonra Abdülhak Hamit söylüyor, hala gelir zeminden tek bir zar zarın diye belirtmeye çalıştığı dava ve gayesi bakımından Büyük İskender ve Sezar'ı oda hizmetçiliğine kabul etmeyecek kadar üstün hükümdar, başbu ve aksiyon adamı Fatih, İstanbul'u fethedip onun kalbi Ayasofya'da namazını eda ettiği zaman Cenubi Fransa'da kırılmış, Viyana'da batıyı tekrar dişleyecek olan İslam taarruz kıskacının mihver çivisini eline geçirmişti. Ayasofya işte bu incecik mildir, bu çividir. Onu İslam kıskacına yerleştiren Fatih Sultan Mehmet'tir. Ve eğer ondan sonra kıskaç kapatılamadıysa suç kapatamayanlardır. Fatih'e düşen şerefse erişilir soyundan değildir. Kendisinden sonra Kanuni Sultan Süleyman gibi iyi ile kötü arasındaki ayırıcı çizgiden başka bir şey olmayan meccani, bedava ihtişam kahramanı karaların ve denizlerin yüce hakanına kadar süren muazzam aksiyonda en büyük hız payı yine Fatih'indir. Kanuni devrinde teşekkül eden büyük ahenk tablosunun unsurları Ebu Suud Efendi gibi Şeyhülislam, Sokollu gibi Sadrazam, Baki gibi şair, Sinan gibi mimar ve Barbaros gibi amiral sadece ve sadece Fatih'in hareket noktasına bu mili yerleştirdiği kıskaç yüzüsüyü hürmetine yetişmiş büyüklerdir. Tarihimizde Fatih'ten başka her hükümdarın aksiyonu, isterse vatana eklediği toprak Fatih'inkinden bin misli fazla olsun, ulvi kemal ve noksansızlık bakımından tamam olmaktan uzaktır. Yalnız Fatih'tedir ki, kendi zaman ve mekanına göre dava hedefi muhteşem ve muazzam bir tamamlık içinde göze çarpıyor. İşte bütün bunları sembolize eden, remzlendiren de Doğu ve Batı dünyalarının kavşak noktası, cihanın en güzel beldesi İstanbul ve onun kalbi Ayasofya. Salibin ağırlığından kurtarılıp, hilalin kanatlarıyla kendisine gök kubbe yolu açılan, böylece 20. asır dünyasına gerçek medeniyet ve ebediyet mimarisinin ne olduğu kendisiyle gösterilen Batı aklı ve Doğu ruhunu birleştirici eski Bizans eseri ve yeni tekbir yuvası tarihi kubbe. Demek ki Ayasofya ne taş, ne çizgi, ne renk, ne hacim, ne de bütün bunların madde senfonisi. Sadece mana, yalnız mana. İstanbul'daki Süleymaniye, Edirne'deki Selimiye, bunlara karşılık da Roma'daki Saint Pierre, Paris'teki Notre Dame, bizde ve onlarda daha niceleri madde ve hatta gayelerine bağlı mana kıymeti olarak Ayasofya'nın eşik taşına bile denk değildir. Zira bütün bunlardan her biri kendi gayesinin tabii şartları içinde tek taraflı olarak yükseltilmiş eserler. Ayasofya ise bunların yanında bir kümes bile olsa öyle bir nasibin sahibi ki ne madde ne de tek taraflı mana ölçüsüyle ona varmak kabil değil. Ayasofya, yavaş yavaş okuyacağım bu cümleyi hece hece. Ayasofya
bir mananın zıt manaya taarruz ve onu zebun edişinin bütün dünyada eşi olmayan abidesidir. Öbürleri belli başlı bir ruh içinde birer mekan da Ayasofya mekan içinde ruh. Zıt mekanda galip ruh. Yeryüzünde çok kilise camiye ve nice cami kiliseye çevrilmiştir ama böylesi tarihi şartları bakımından tektir. Fatih Sultan Mehmet bu hikmeti sezdi ve Ayasofya'yı İstanbul gibi misilsiz bir mahfazanın içinde güneş çapında bir pırlanta gibi zapt ve fethetti. Tarihimizde daha nice zapt ve feth hareketinin kahramanı var. Niçin hiçbirinin adı has isim olarak Fatih değil? Zira Fatih bu davanın hakikisidir. Öbürleri de taklidi. İmdi biraz evvel işaret ettiğimiz gibi Imperium Romanum eski Roma İmparatorluğundan üstün bir imparatorluğun dev adamı olan Türk'ü binbir tarihi saik yüzünden cüceleştiriyorlar. 10 milyon kilometre karelik bir servet ve nimet zeminini 700 bin kilometre murabba ve fakir bir ana vatan kadrosuna kadar indiriyorlar. Fakat bütün bu olanlara rağmen Fatih'in o kadar maharetle yerine oturttuğu mili söküp atamıyorlar. Çekip alamıyorlar. Zira İstanbul ve Ayasofya muazzam nasibi icabı ana vatana bitişik kaynaşmış ve onun içinde kalıyor. Hiçbir şey yapılamayınca da dünyada hiçbir milletin başına gelmemiş bir felakete yol açılıyor. Ayasofya, Türk'ün öz evi ve ana yurdu içinde dünya Türklerin eliyle manasından koparılıyor. Duvarlarından Allah ve Resulü'nün mukaddes isimleri indiriliyor, iç sıvaları kazınıp putlar meydana çıkarılıyor ve hilalden ziyade salibin faziletlerini ilana memur, müze, yani içinde İslamiyet'in gömülü olduğu bir lahit haline getiriliyor. İçinizden heyecan ve fikir bize o lazım. Artık o basit bir taş yığınıdır bu şekilde. Öyle bir taş yığını ki sadece kendisinde kıyılan ulvi mananın katillerini ilan ve iftarla kalmıyor. Üstelik her an salibin ağzından salyasını akıtıcı bir iştah telkiniyle Türk'ün ruhuyla beraber maddesini, maddesiyle beraber de ruhunu Hristiyanlık alemine peşkeş çeken buyurun ne duruyorsunuz? Gelin de bizi esir edin diyen bir hava yaşatıyor. Ayasofya'nın hilal hakimiyetinden uzaklaştırılmasıyla düşmana aşılanan gayret, Ayasofya'nın bir daha okuyorum, hilal hakimiyetinden uzaklaştırılmasıyla düşmana aşılanan gayret, tarafımızdan aşılanan gayret, bir ordunun harp planlarını satmaktan beter bir tehlike ve suç belirtir. Eğer o kökünden tıraş edilse ve yıkılsa bir şey değil de bu haliyle bütün bir milleti ve tarihi her an öldüren, yine dirilten ve tekrar öldüren bir felaketten başka bir şey değildir. Böylece Batı dünyasının bizi içimizde, içimizdeki ajanlar vasıtasıyla bize yaptırdığını ne Haçlılar yapabildi, ne Moskov, ne de Ayasofya'nın gözü dönmüş şehvetlisi Yunanlılar. İçimizden yapanlara nispetle. Milyonluk bir orduda bir emirle silahını herkes kalbine dayayıp tetiği çekse ve intihar etse, bu emrin o orduya vereceği zararı hangi düşman sağlayabilir? Ayasofya'nın kapatılması işte böyle olmuştur. Ve Türk tarihine, mukaddesatına, ruhuna ihanetlerin en büyük şeklinde meydana gelmiştir. Türkiye İstiklal Savaşı'nda yoktan Türk'ü, yoktan var ettiğini iddia eden bir zümre ve klik zihniyeti Ayasofya ile Türk vatanını göklerdeki aslı ve hakiki vatanıyla beraber satmıştır. Manada bu böyle. Allah diyen bu millet mutlaka kalacak. Ve kalacağına göre öteki dünyadakinden evvel bu dünyada hesap gününü açacaktır.
Ayasofya, muayyen bir idare ve zihniyetin getirdiği ruhi, ahlaki, içtimai, iktisadi, idari, siyasi felaketler eliyle Batı dünyasına hediye edilen milli kıymetler kutusu üstündeki fiyon dolu kordeler. Topyekun şahsiyetlerini düşmana teslim edici böyle hediyeleri veren milletler ise hediye alanlar nazarında hakir ve zelildir. İşte Kıbrıs davası. O kadar batılılaştığımızı, mahut tabirlerle uygarlaştığımızı, özgürleştiğimizi, kendisinden olduğumuzu iddia ettiğimiz Batı'nın bize muamelesine dikkat etmiyor musun? Bizim kendimizi kendimizden saymamamız bahasına Batılı bizi asla kendisinden saymıyor. O ne doğulu ne de batılı, bu mukallit ve bulamaç insanı benimsemiyor. İsmini taşıdığı Greko-Latin medeniyetinin piçleşmiş unsurunu, sefil Yunanlıyı, şımarık çocuğu halinde her an tatmin ve bize tercih etmekten başka bir şey düşünmüyor. Büyük İngiliz şairi Lord Byron'ın Türklere karşı Yunan istiklal çarpışmalarında öldüğünü ve Yunan topraklarında yattığını bilmeyen diplomatlarımız hala selameti Türk'ün öz şahsiyetinde değil, Batılı'ya batılı görünmek özentisinde arıyor. Hayır, Batılı'dan sığıntısı olmak yoluyla sağlanabilecek hiçbir himaye ve sahabet mevcut değildir. Biz bu kafayla gittikçe de başımıza daha neler geleceği görülecektir. Bütün bu manalar Ayasofya'ya bağlı. Daha neler ve neler. Türk İstiklal Savaşı'nın temiz ruhuna leke düşürenler, o ruha ve onun müsbet temsilcilerine rağmen kazanılmış bir istiklali topyekun tersine çevirme yoluna girmişlerdir. Belirttik ki kendi öz mukaddesat ve tarihine, kendi tarihini kendi öz yurdunda maskara edenlere o mukaddesat ve tarihin düşmanları hürmet etmez, tiksintiyle bakar. İşte dünyada ve dış politikada yüzümüze kapanan kapılar bunun için örtülüyor. Doğrudan doğru bunun için olmasa da dolayısıyla bunun için şahsiyetsizliğin cerebesi. Bunun içindir ki Avrupa köküne kadar şahsiyet heykeli 2. Abdülhamit Han'a onu baş düşmanı bildiği halde hürmet ediyordu. Almanya İmparatoru Wilhelm siyaseti ondan öğrendiğini söylüyor ve Prens Bismarck Abdülhamit nefretiyle doluyken onu asrın en büyük siyasi dehası gösteriyordu. Eğer Abdülhamit Ayasofya'yı müze yapmak karşılığında bütün dünya hazinelerini kendisine vereceklerini söyleselerdi, nefretle reddeder, devletini ve hayatını almakla tehdit etselerdi, son damla kanına kadar akıtmaktan çekinmezdi. Dinsiz Voltaire'in Allah Resulüne ait onun mukaddes has ismiyle ismini taşıyan piyesini Fransız tiyatrolarından Fransa devleti marifetiyle kaldırtan, yoksa bu işin harp sebebi olacağını Fransa hükümetinin suratına çarpan Ulu Hakan Abdülhamit Han'dan başka kim olabilmiş? O Abdülhamit Han ki bunca ordusundan yalnız bir tanesiyle birkaç gün içinde Atina kapılarında görünüvermiş ve küçücük bir Yunan şımarıklığını onlara İstanbul'dan bahsettirmek yerine Akropol önlerinde ordugah kurmakla cezalandırmış. Şimdi o Yunanlı baykuş gözlerini üzerimize dikmiş, birinde Ayasofya, öbüründe Rumeli Hisar'ın hayali, İstiklal Savaşı'ndaki küstahlığından beter bir nefs emniyeti içinde şahlanıp duruyor da, biz de onun iki gözünü birden çıkaracak enerjiden eser görünmüyor. Geliyor, geliyor! Dur, dur, dur. Bekle, burada da gelecek. Sebep açık.
Dedik ki bütün manalar Ayasofya'ya bağlı. Ayasofya'nın kapılarıyla beraber ruhumuzu kilitlediler. Ruhumuzu kilitlemek için Ayasofya'yı kilitlediler. Nasıl bütün yollar Roma'ya çıkarsa, Türk manevi kurtuluş davasının bütün meseleleri de Ayasofya'ya ve onu müzeleştiren ellere çıkar. Ayasofya açılmalıdır. Türk'ün kapanık bahtiyle beraber açılmalıdır. Ayasofya'yı kapalı tutmak, manada bütün camileri ve cami mefhumunu kapalı tutmaktır. Çünkü onların hepsi birer mekan, Ayasofya ise ruh, anlattık. Ayasofya'yı kapalı tutmak, Yunanlı'ya ben yapamıyorum, sen gel de kendi hesabını aç demekten farksızdır. Aman ya Rabbi, bizim camiden müziğe döndürdüğümüzü, onun müziden kiliseye çevirmek istediğini açıkça görüyoruz da, ana yurdu içindeki mukaddesat sembolünü nasıl asli heyetine getiremiyoruz? Ayasofya'nın manasını Yunanlı kadar olsun idrak edemiyoruz. O bizim müze yaptığımızı müze halde istemiyor. Biz de ona ters cami yapalım demiyoruz elimizde camiyken. Dünyanın en korkunç hikmet noktası burası. Bu meselede Yunanlı'ya olsun uymayı, Yunanlı'dan ders alarak ona karşı durmayı anlayamıyoruz. Ayasofya'yı kapalı tutmak, Birleşmiş Milletler'de Afrika'nın yamyam ülkelerine kadar aleyhimizde rey verdirip kendileri güya müstenkif görünen Batılılara artık benim hayat hakkım kalmadı demektir. Zaten tasdik ediyorlar kalmadığını hayat hakkını. Bu kadar mı olsun kestiremiyorum. Ayasofya'yı kapalı tutmak, bu toprağın üstündeki 30 milyon ve altındaki 30 milyar Türk'ün semaları tutan lanetine hedef olmaktır. Hissedemiyorlar. Ayasofya'yı kapalı tutmak, Allah'a sövmeye, Kur'an'a tükürmeye, Türk tarihini kubura atmaya, Türk iffetini kirletmeye, Türk vatanını esir etmeye denk bir suçtur. Niçin bu yakıcı, kavurucu, kül edici gerçeği ortaya dökemiyoruz? Buyurun döküyoruz. Gençler, bugün mü, yarın mı bilemem. Fakat Ayasofya açılacak. Türk'ün bu vatanda kalıp kalmayacağından şüphesi olanlar, Ayasofya'nın da açılıp açılmayacağından şüphe edebilirler. Ayasofya açılacak. Hem de öylesine açılacak ki, kaybedilen bütün manalar, zincire vurulmuş kan revan içinde masumlar gibi, ağlaya ağlaya, üstünü başına yırta yırta, onun açılan kapılarından dışarıya vuracak. Öylesine açılacak ki, bu millete iyilik etmiş sanılan kötülerle, kötülük etmiş sanılan iyilerin gizli dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek. Ayasofya açılacak, bütün değer ölçülerini, tarih hükümlerini, dünyalar arası mahsup sırlarını, her iş ve her şey hakkındaki gerçek miyalları çerçeveleyici, aziz bir kitap gibi açılacak. Allah tarafından mühürlenmiş kalplerin kapısını mühürlediği Ayasofya, yine onların aynı şekilde mühürlemeye yeltenip, hiçbir şey yapamadığı, günden güne kabaran akınını durduramadığı ve çığlaşacağı günü dehşetle beklediği mukaddesatçı Türk gençliğinin kalbine eş açılacak. Ayasofya'yı artık önüne geçilemez bir sel, bu sel açacak. Bekleyin gençler, biraz daha rahmet yağsın. Her yağmurun arkasında bir sel vardır. Hepimiz şöyle diyelim, o selin üstünde bir saman çöpü olsam daha ne isterim? Gençler, kayaları biçecek, ormanları tıraş edecek ve beton armeleri söküp götürecek olan bu sel yakındır.
Allah mukaddes zatının ve Resulünün dostlarıyla beraberdir.